Vatandaşın en uygun protein kaynağı olarak tercih ettiği balık, Türkiye'de ulaşılabilir gıda olmaktan çıkma tehdidi altında. Hadi bir daha. Türkiye'de balıkçılığımız maalesef artık yoğun bakıma alınmalıdır. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin raporuna göre kirlilik, aşırı avlanma gibi olumsuzluklar ekosistemi bozuyor, türler yok oluyor. Denizlerimizdeki aşırı avcılık baskısı ve denizlerimizin su kalitesini temiz tutamayışımız artık balıkçılığımızı çok olumsuz bir noktaya doğru getirmiş durumda. Uzmanlar Marmara Denizi'nden müsilaj felaketi sonrası hala balık çıkmadığını söylüyor. Deniz kusmaya da başladı sorunları. Balık çeşitliğimiz zaten %50'den fazlası yok olmuştu. Balıkçılık sezonunun başladığı bugünlerde Marmara'dan henüz balık avı yapılmış değil. Toplam avcılığın %90'ının yapıldığı Karadeniz ve Marmara bölgesinde balık popülasyonlarındaki azalma nedeniyle piyasaya arz da çok düşmüştür. Dolayısıyla balık fiyatları da çok yükselmiş durumdadır. Ziraat mühendislerine göre önlem alınmazsa vatandaşın ucuz ve sağlıklı protein kaynağına ulaşması hayal olabilir. Türkiye 4 büyük denize sahip ve 8.333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip. Dolayısıyla çok büyük miktarda balık tüketimi beklenebilir. İyi bir popülasyon yönetimiyle sağlanabilir. Balık eti halk için artık fiyatlar dolayısıyla ve arz eksikliği dolayısıyla erişilemez duruma gelmiştir. Böyle giderse de balık eti bir lüks tüketim maddesi haline gelmiş olacak. Peki çözüm yolu nedir? Üniversitelerin hazırladığı sürdürülebilir balık popülasyonları bilgisini kamu idaresinin hayata geçirmesi. Ardından mutlaka avcılık baskısının, yüksek avlanmanın denetim altına alınması, denizlerimizin kirliliğinin mutlaka önüne geçilmesi ve bunun önlemlerinin acilen alınması gerekiyor.